olmamasına dikkat ederim. Ayrıca bu kaseyi tüketirken sabah yanlış detoks kas kaybına neden olabilir. Etmemeye özen gösterelim. Detoks kasemiz bu kadar. Uzman diyetisyen Şilanay Yamaç, hızlı verilen kilo inanın çok hızlı alınacaktır sözlerine yer verdi. Beslenme olayı bireyseldir. Tamamen kişiselleşmesi gereken bir durumdur. Her diyet herkese uymaz. Bir uzmanın bir insana veya bir bireye yazdığı diyet bize uymayabilir. Bireysele indiğimizde daha sağlıklı bir yol izlemiş olabiliriz. Herkes farklı beslenebilir. Kimi tek öğünle beslenebilir, kimi iki öğünle beslenebilir, kimi beş öğün tüketebilir, kimi gün içerisinde 6-7 öğün tüketiyordur. Bu tamamen kişiye özen olması gerekiyor. Ve bu kişiye özel beslenme şeklini düzenlememiz için bir uzmandan yardım almamız gerekiyor. Ve lütfen internetten veya uzaktan dolma bilgilerle bir diyet uygulamak yerine sağlıklı bir yol izleyelim. Detoks uygulayabiliriz. Detoksa karşı değiliz. Detoks günümüzde de çağımızla birlikte çok popüler olan bir olay ve buna eşlik etmemiz gerekiyor. Bazı kişiler iş yoğunluğundan, temposundan öğün tüketemiyordur. Detoks tariflerine yöneliyordur. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Kadınlarda ve erkeklerde altına düşmememiz gereken bir kalori farkı var. Bunun altına düşmediğimiz süre boyunca detoksu uygulayabiliriz. Çünkü asla detoks sadece sıvı veya sadece blenderlanmış sebzeleri tüketmek değildir. Çok hızlı verilen kiloların sağlıklı olduğunu savunmuyorum. Çünkü çok hızlı verilen kilo inanın çok hızlı alınacaktır. Çünkü sağlıklı bir beslenme profili, alışkanlığı oluşturulmamış oluyor.